Evet, selamünaleyküm, hayırlı cumalar diliyorum. Evet, öncelikle bizlere bu imkanı veren başta TİBİK 162 ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendilerinden. Murat Taylan'la Gönülden Gönüle programa hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Evet, bugün de çok değerli üstadımız aramızda. Araştırmacı, yazar, yorumcu İsmail Aslaner hocamız aramızda. Hocam hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hocam bugün bize ne anlatacaksınız? Biraz hızlı giriş yaptık ama. Evet, Evet. öyle oldu. Bu hafta Allah kısmet ederse, geçen gün bir etkinliğimiz oldu, programımız oldu. Uyuşturucuyla mücadele. Evet hocam. Gelecek bizim Hayata tutun. hayata tutun projesi. Birlikte Evet. katılmıştık. O ona bir destek amaçlı, bir tekrar amaçlı uyuşturucuyla mücadele konusunu biraz ele alalım. Biz aileler olarak neler yapabiliriz? Biz bu işin neresindeyiz ve hangi ucundan tutuyoruz? Evet. Bu mücadeleye ne katkılar verebiliriz? Onları konuşacağız inşallah. Hocam Gelibolu hatıralarımız da var değil mi? Yani bu anlamda da güzeldi. Ben buradan da Hakan Tosun başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olsun. Selçuk Karadeniz beyefendiye, Selçuk Nilay Nilay Karadeniz Karadeniz hanımefendiye de hanımefendi. buradan çok çok teşekkür ediyorum. Güzel program atlattık, hamdolsun. Evet. Ve gençlerimize uyuşturucuyla ilgili mücadelede nasıl baş edebiliriz? Sevgili hocam zaten gerektiği kadar da anlattı. Allah razı olsun. Yüreğine sağlık. Güzel bir program geçirdik hamdolsun. Etkilendik hocam. Hani sizin anlatmanız bizi gerçekten orada etkiledi. Ve biraz daha etkili bakmaya başladım. Çünkü gençlerimiz sonuçta yani. Evet. O anlamda da. Hocam nedir? Ne yapmamız gerekiyor? Yani ailelere nasıl bir Şimdi eski bir kere ne eski aileler var ne de eski çocuklar var. Bu gerçeği bir kere ilk önce kavramamız lazım. Biz çocukluğumuzda mesela annemiz hiç bizim arkamızdan bağırmazdı. İşte kaçıracaklar seni veyahut gitme, uzaklaşma gibi. Biz çocukluğumuzda işte bayramlarda hiç bilmediğimiz yerlere gider gezerdik gönül rahatlığıyla. Hiç onun endişesini yaşamadık. Ama şimdi o eskiler değişti, çocuklar da değişti. Teknoloji çağındayız. Ve teknoloji, maalesef aileler zaten teknolojinin gerisinde kaldığı için belki de kendi çocuklarının yaşadığı, büyüdüğü ortamı kendi yaşadıkları ortama benzettikleri için sıkıntılar gerçekleşiyor. Çünkü bizim çocukluğumuz yani eskisi gibi değil. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Yani çok şey değişti. Belki de aileler bu değişime, gelişime ayak uyduramıyorlar. Belki de bunun gerisinde kalıyorlar. Peki bizler şimdi aile olarak neler yapabiliriz? Bakın şurası çok önemli. Belki de bu çocuk psikolojisiyle ilgilenen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kızabilirler, eleştiri de yapabilirler. Pek tabii yapabilirler. Lakin şu son 20-25 yıl sonrasına baktığımız zaman ailelerinin çocuk yetiştirmede pek başarılı olmadığı ve bazı psikologların gösterdiği yöntemler, sunduğu yöntemlerin pek de etkili olmadığı anlaşılabilir. Şimdi örneğin işte çocuğun göz hizasında eğilerek konuşmak olsun, işte beden dilinde bacak bacak üstüne atıp konuşmak, güven, o hareketi yapanın kendine güven hissettiğini gösteren bir hareket olduğu olsun, beden dili işte şu işte bu. Ya ben şunu çok merak ediyorum. Biz işte ödül ve ceza yöntemi çocuk yetiştirmede. Biz bunların hiçbirini yaşamadık. Biz şimdi pek çoğunun hoşuna gitmeyebilir ama biz çikolatadan, şekerden çok edeple büyütüldük. Şimdi bazı psikologların ve çocuk gelişimi uzmanlarının yine pek hoşuna gitmeyecek ama başarısız
olunduğunun, o formların, o tezlerin yanlış olduğunun en büyük örneği. Şu, bunu ispat etmemiz de gerekiyor yani. Madem bunu söylemiş olduk, bunu ispat etmemiz de gerekiyor. Evet. Sözümüzü arkasında durmamız açısından, doğruluğunu belgeleyebilmek açısından. En büyük örnek bugün otobüslerde gençlerin hal ve hareketlerine bakalım. Sokaktaki gençlerin durumlarına bakalım. Aile büyükleriyle çocukların arasındaki diyaloglara bakalım. Yani bu tezlerin ve bu sistemin yanlış olduğunun, eskilerin bu konuda çok daha başarılı olduğunun biz farkına varacağız. Evet. Şimdi çocukluk falan dediniz de tabii bizim çocukluğumuzda o zaman yani bundan kaç sene önce, 30-35 sene önce mesela veya 40 sene önce çamurda oynardık değil mi hocam? Evet, çamurda çivi kaklama, işte yakalamaca, bir şeyler yapardık yani vesaire. Bir türlü eğlenirdik yani. Hani. Şu güzel bir günlerdi ya. Ben bazen mesela akşamları yani bazen geliyor tabii 15-20 günde falan çocukluğumuz aklımıza geliyor yani. Yani bazen çocuklarımıza da imtihan olabiliyoruz. Ya işte şimdi elinde dediğin gibi 3-4 yaşında çocuğun elinde evet. internet var mesela değil mi? İşte yani biz tabii görmedik yani bu işleri, bu sistemi görmedik de yani uyarma manasında da hareket destekte yani dinlememezlik oluyor bu sefer. Çünkü acaba biz mi alıştırdık onları bu şekilde? Yani telefon ellerine verdik, işte kendi telefonumuzu verdik. Acaba sussun, artık hani zarar vermesin veya dışarı çıkmasın. Şimdi, kötüye bulaşmasın. Bir şeyler mi acaba yani? Hani? Şunu söyleyeyim Murat Hocam. Ben çocuk gelişimi uzmanı değilim. Evet. Ama şunu çok iyi biliyorum. Ben ailemde de böyledir. İnşallah öyle devam eder. Evet. Çocuk ailedeki büyüğünün, ailesinin istikrarın onun elinde olduğunu bilmesi lazım. Tekrar söyleyeyim. Bu benim şahsi kanaatim. Yani uygulayıcının, yöneticinin daha doğrusu, nasıl ki bir şirkette bir yönetici vardır, bir müdür vardır. Evet. Müdürün, yöneticinin anne ve baba olduğunu çocuğun bir kere bir kabul etmesi, bilmesi lazım. Biz işte şu an aileler olarak herhalde biz onu kaçırıyoruz. Çünkü kabul etmek gerekirse biz bugün telefonumuzun ekranına baktığımız kadar çocuklarımızın yüzüne bakmıyoruz. Şimdi yapan ayrı bir tarafta, bir de yapmaya sebep olan yani bizler. Ben Gelibolu'daki programda bir örnek vermiştim. Biz fırıncılar olarak demiştim. Misafirler öyle bir baktılar yani, ne diyor bu fırıncılar? Fırıncılar, hamura şekil veren fırıncılar olarak biz ne yapıyoruz? Mesele orada. Evet. Çünkü o hamura şekil veren fırıncılar biziz. Biz onu üçgen yaparsak hamuru, fırından üçgen çıkacak. Dörtgen yaparsak dörtgen çıkacak. Yuvarlak yaparsak yuvarlak çıkacak. He, alimden zalim, zalimden alim doğar mı? Doğar. Evet. Ama biz elimizden geleni yapmak zorundayız. Bir kere çocuğun, tekrar altını çizeyim. Ben çocuk geliştirme uzmanı değilim. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Çocuğun evin yöneticisinin aile olduğunu bilmesi lazım. Ama şimdi birçok faktör var. Dedik ya hani teknoloji çağındayız. Ailenin çocuğa teknolojiden daha hızlı ulaşması lazım. Bunu nasıl yapacak? Şimdi çocuğu kısıtlayamaz. Devamlı kısıtlayamazsın. Burada en büyük elimizdeki silah, aileler olarak. En büyük silahımız sevgi. Sevgi, ama işte dedik ya, ideallerimize bugün öyle bağlanmamışız ki telefonumuzun ekranına baktığımız kadar çocuklarımızın yüzüne bakmıyoruz. İlgilenmiyoruz. Ya erkektir yapar boş ver diyoruz, ya da ben yaşamadım kızım yaşasın. Şimdi bir bakalım biz, yani çocuk yetiştirmede çok da başarılı değiliz. Oranlara bakıldığında daha mı şey diyorsun? Her şey gözlerimizin önünde zaten, evet. Murat Hocam. Ben bugün mesela bir eşimle birlikte bir deneyelim. Eşimle birlikte çocuğumuzu da alalım yanımıza.
bir ayrılarak binelim otobüse. Yani çok zor, çok uzak bir ihtimal. Yani öyle bir hale gelmişiz ki otobüste yer verildiği zaman teşekkür ediyoruz. Bir de ya diyoruz ya, aferin ya, maşallah yani. Bir yer veren çıktı. Ama ya çocuklarımızı çok fazla pohpohluyoruz, ya ilgisiz bırakıyoruz. İşte rahatsızlıkta, hastalıkta tedavi sürecinde teşhis çok önemli ya. İşte ailenin burada nerede yanlış yaptığını bir kere ilk önce teşhis etmesi lazım. Yani ben çocuğumun neye ihtiyacı var? Bu açıklık nerede? Yani ben bunu nasıl güzel şekillendirebilirim? Ama kesinlikle bakın mesela bizim eskiler çok yapardı onu. Bu çocuktan bir şey olmaz. Yok canım bundan bir şey olmaz. Duymuşsunuzdur siz de. Başınıza gelmiştir. Yani. Mesela benim rahmetli babaannem bana çok derdi. Ya bundan bir şey olmaz. Ya bundan bir şey olmaz. Der dururdu, başıma kakardı. Allah rahmet eylesin. Mekanlar cennet olsun. Derlerdi. Evet. Ama şimdi bugüne baktığımız zaman biz çocuklarımıza sahip çıkmazsak onlara sahip çıkacak birileri muhakkak olacaktır. İşte bu çok tehlikeli bir durum. O Allah yüzden muhafaza etsin. biz onların yaptığını yapmayacağız. Yani şunu demeyeceğiz bir kere. Ya bu çocuktan bir şey olmaz. Oğlum sen şunun olduğuna baksana. Bu şeyler de oluyor, karşılaştırmalar. Sen oğlunun o şu oğluma baksana, onun kızına baksana, şunun kızına baksana. Bak onun kızı nasıl yapıyor. Bak onun oğlu nasıl yapıyor. Bu çocuğa ağır gelir. Yani sıkıntı verir. Evet hocam. Ben bir eser okuyayım mı? Buyurun lütfen hocam. Hadi inşallah. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Ne diyelim? Medine'ye varamadım. Beraber de okuyalım inşallah hocam. Olur hocam. Olur değil mi? Olur Eşlik inşallah. edersiniz yani inşallah. Bu arada da Uğur kardeşim de danışmanımız da sağ olsun. Bizi yalnız bırakmıyor da buradan teşekkürlerimizi ifade etmek istiyoruz. Sağ Allah olsun, razı eksik olsun. olmasın. O da bizle beraber geziyor. Uğur mercimek kardeşim, biz nereye oraya, Allah Allah razı razı olsun. olsun. Allah Sağ buradan olsun. teşekkür ederim. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım. Ben Resul'e doyamadım, yaralıyam, yaralıyam, yaralıyam. Ben Resul'e doyamadım.
Maşallah. Yüreğine sağlık üstadım. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Güzel oldu. Hoş Medine oldu. aşkı, Kabe aşkı, Mekke aşkı. İşte o da lazım. Allah Rabbim her şeyin hayırlısını nasip etsin. Amin, amin, amin. Rabbim cümlemizi gidenlerden eylesin inşallah. Amin inşallah. Rabbim bize de nasip etsin. Amin, amin Beraber inşallah. gidelim inşallah. İnşallah. Uğur kardeşimiz de alalım inşallah. Allah kısmet Allah ederse. nasip ederse güzel şeyler hocam bunlar. Yani Allah'ın evi sonuçta orada. Amin. Oraya Sadakat. gitmek lazım, ziyaret etmek lazım. Orada ibadetlerimizi yapmak lazım Allah rızası için. Bunlar çok önemli. Evet. Yani burada tabii ki söylüyoruz. Bu sözleri yazanlara da Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Böyle bir eser bırakmışlar bize. Yani bir anlamda da gidemesek de onu bu eserlerle biraz da olsun yaşamaya çalışıyoruz değil mi? Evet, Ve Allah karşı razı tarafa da olsun. gidemeyenler olanlar varsa da zaten onlar da belki onu hissediyorlardır. Buradan da inşallah Allah cümlemize gitmeyi nasip eder. Amin. Hocam Peygamber Efendimiz döneminden inşallah isterseniz biraz bahsedelim. O dönemdeki mesela sahabelerimiz Allah razı olsun kendilerinden. Mekanları cennet olsun. Amin, amin, amin. Sahabe-i ikram efendilerimize ikinci bölümde inşallah Devam edelim diyorsunuz. devam edelim. Şu konuyu bağlayalım mı hocam? Bağlayalım hocam o zaman inşallah. Çünkü uyuşturucuyla mücadele bugün bir memleket meselesi. Evet. Orada çok güzel bir söz söylemişsiniz değil mi? Evet, bir ülkenin geleceği sadece topla tüfekle tehdit edilmez. Edilmez. Evet. Uyuşturucu bir memleket meselesidir. Meselesidir. Uyuşturucuyla mücadele. Evvela şimdi ikinci bölümde sahabe-i ikram efendilerimizin örneklerinden geçeceksek şöyle bağlayalım birinci bölümde. Çocukları bir kere dışlamayalım. Neden? Çünkü bir işi yapması için o insana imkan vermek lazım. Olanak vermek lazım. Yetki vermek lazım. O dediğiniz olaya geliyor değil mi? Mesela bundan bir şey olmaz, bundan bir şey Evet, olmaz değil de evet. yetki vermek lazım. Yetki vermek Çocuklarımıza lazım, sahip çıkmak yüreklendirmek lazım. lazım. Evet. Yani şöyle bir örnek vereyim ben mesela. Siz hiç bir futbol takımının veya herhangi bir spor dalındaki antrenörünün girip de sporculara dediğini duydunuz mu? Siz yapamazsınız, siz edemezsiniz, siz güçsüzsünüz. Karşı tarafa işte çok iyi bir rakip, oynamasanız da olur dediğini duydunuz mu? Ben duymadım. Ben de duymadım. Cesaret değil mi? Devamlı siz aslansınız, Evet, siz cesaret. kaplansınız, siz yaparsınız. Onlardan hiçbir eksiğiniz yok. Evet. Siz daha zeki, daha çeviksiniz. Devamlı motive, devamlı motive, devamlı. Ama Evet. zamanı geldiğinde o işinde meyveleri alınmaya başlıyor. Evet hocam. İşte biz çocuklarımıza devamlı, ben mesela çocuğuma çok kullanırım Hamza'ya. Akşam mesela Kur'an-ı Kerim'den yazı yazıyor. Hocası ders vermiş. Maşallah. Maşallah çok da güzel yazıyor. İyi maşallah. Dedim ki maşallah oğlum ne kadar güzel yazıyorsun. Yani ben yazmaya çalışsam ben bile yazamam ki doğru söylüyorum. Çok güzel yazıyor maşallah subhanallah. Yani devamlı derim ki ona sen daha da zekisin. Sadece çalışmıyorsun. Yeterince çalışmıyorsun. Sen çok zeki bir çocuksun derim ya. Yani ben çocukluğumda senin kadar zeki değildim Evet. derim. Bu da onu o kadar bir onur eder ki. O kendine bir güven gelir. Evet hocam. İşte bu çok önemli. İki Devamlı dakikamız var hocam. Reklam arasına gireceğiz. Bağlayabildik mi? çocuklarımızı yüreklendirelim inşallah. Evet. Devamlı motive edelim. Her ne kadar çocuğumuzdan ümidimiz olmasa bile Sevgimizi gösterelim. sevgimizi göstereceğiz ve devamlı arkasında durmak zorundayız. Bu zamanla toparlayacaktır ki biz nasıl toparladık hamdolsun şükürler Çok şükür, olsun. çok şükür. Çünkü Allah daim etsin. amin. Çünkü bizim çocukluğumuzda da öyle şeylerimiz oldu. Aksaklıklarımız, Tabii kösteklerimiz. ki canım, Herkes tabii ki yani. çocukluk yaşadı. Sonuçta beşeriz hocam ya. Yani her şey bizim için. İşte o zamanları düşünüp bugünün ailelerinin çocuklarına yani bizlerin çocuklarımıza sahip çıkmamız ve devamlı arkasında durmamız, sevgimizi göstermemiz gerekiyor en önemlisi. Evet. İsmail hocam, çok teşekkür ediyorum. Allah Ben razı olsun. teşekkür Uyuşturucuyla ediyorum ilgili hocam. az da olsun bir şeyler konuşmaya çalıştık. Evet. İnşallah reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Türkiye'de fark yaratan lezzet şimdi Körfez'de. En lezzetli patateslerin taptaze kaşar peyniriyle muhteşem buluşmasının adı. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. Lezzetine doyum olmayan taze meyveleriyle mis gibi waffle. Bu eşsiz lezzetleri siz de tadın diye sizleri Marmara Bölgesi ve Kocaeli Yetkili Bayimize bekliyoruz. Adres Mimar Sinan Mahallesi, Dalbastı Sokak, Petkin Park 2 sitesi, Körfez, Kocaeli. İletişim 0262 500 0036 0555 108 4403. Fark yaratan tarihi lezzet. Tarihi Ortaköy Kumpircisi. 262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli'yi manto oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzemeyle tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 4174 0532 733 0685. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteyi gardırobunda taşımak isteyen erkeklerin tek adresi Bagimen. Bagimen. Şıklığın ve kalitenin anlam kazanmış hali. Bagimen. Siz de erkek giyimi için bir adres arıyorsanız Bagimen'e uğramadan karar vermeyin. Giy ve kalitenin farkına var. Bagimen. Bagimen. Adres İnönü Caddesi, Ömer Ağa Mahallesi, No 156'ya B, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 322 2892. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca Alçı Yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik PVC plastik doğramadan sağlanır. Pilise perde, pilise sineklik, panjur, katlanır cam, alüminyum korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC plastik doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC plastik doğrama.
Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu, Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak başına bekliyoruz. Sen gittin, ümmetin perişan oldu, öksüzler, yetimler sahipsiz kaldı dünyadan. Dört bir yanı zulüm sardı mazlumlar. Boynu büküp garip kaldı yetimler. Boynu büküp garip kaldı. Neredesin? Neredesin? Gözyaşlarım sen oldu. Neredesin? Yandı yüreğim kavruldu. Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu. Neredesin? Neredesin? Dört bir yana zulüm
sardı neredesin? Yandı yüreğim kavruldu neredesin? Zeynep'im perişan oldu neredesin? Sen yokken Ebu Bekir yanar oldu Ömer'in. Ayrılık ateşi vurdu Bilal'im. Ezan okuyamaz oldu Ali'yle. Fatma'nın gülü soldu Ali'yle. Fatma'nın gülü soldu neredesin? Neredesin? Can Hüseyin'im şehit oldu neredesin? Yandı yüreğim kavruldu neredesin? Dört bir yana zulüm sardı neredesin? Neredesin? Yandı yüreğim kavruldu neredesin? Dört bir yana zulüm sardı neredesin? Zeynep'im perişan oldu neredesin? Ağzına yüreğine sağlık üstadım. Allah razı olsun. Evet hocam, neredesin dedik. Biz tabii... Maşallah, subhanallah. Yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum hocam. Evet, şimdi, ikinci bölümümüzde de inşallah sahabelerimizden biraz isterseniz bahsedelim. Şimdi Zeynep'in perişan oldu dediğinizde Resulullah Efendimiz'in kızı Hazreti Zeynep gönlüme düştü. Hepbar Hazreti Zeynep annemiz, Hazreti Zeynep annemizin eşi Bedir Savaşı'nda esir düştüğü zaman Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam onun salıverilmesine karşılık işte bir fidye. Bütün esirler fidye karşılığı serbest kalacak. Hazreti Hatice annemizin gerdanlığını gönderiyor Hazreti Zeynep annemiz babasına. İşte diyor baba bu gerdanlık diyor karşılığında eşimi serbest bırakır mısın? Ve Resulullah Efendimiz damadını serbest bırakıyor. İşte ama bir şart koşuyor ona. Diyor kızım Zeynep'i bana gönderirsen diyor seni serbest bırakırız. Yani bırakılacaksın serbest. O da kabul ediyor. Hazreti Zeynep annemiz düşünün ki işte peygamber kızının ne kadar kötü bir hicreti oluyor. Hepbar yine bir o zaman müşriklerinden Hepbar duyuyor ki Hazreti Zeynep annemiz hicret ediyor. Adamlarını topluyor. Hazreti Zeynep annemizin peşine düşüyor. Onun devesini gece ürküterek Hazreti Zeynep annemizin işte deveden düşmesine sebep oluyor. O zaman da Hazreti Zeynep annemiz bir çocuk bekliyor. Karnındaki çocuk ölüyor Hazreti Zeynep annemizin Medine yolunda. Hepbar işte ama Hepbar sonradan Müslüman oluyor. Sahabe-i ikram oluyor. O aklıma geldi. Ve Resulullah onu okuyunca işte evet. Aklıma o geldi. Resulullah Efendimiz işte sağlıklı bir kız çocuğu beklerken karşısında kızını bekliyor. Kızı gelecek. Yani bir peygamber olsa da bir baba. Evet. Üzüntüsü var, kederi var, heyecanı var. Ki o da bir insan. Yani Kur'an böyle söylüyor. Kul innemâ ene beşerüm mislikum. De ki ben de bir insanım, bir beşerim. Kur'an böyle söylüyor. Ve bakıyor ki Hazreti Zeynep annemiz perişan vaziyette geliyor ona. Üstü başı yırtılmış. Keza işte çocuğunu düşürmüş. İşte Hepbar'ın o zaman ölüm emri çıkıyor.
Mekke fethedilmeden önce. Bu Hazreti Vahşi, Hebbar, Hebbar bin Esved. Ölüm emri çıkıyor ve Mekke fethedilirken de Resulullah buyuruyor, 10 kişinin ismini veriyor Peygamber Efendimiz. Bu 10 kişiyi diyor, Kabe'nin örtüsünün altında ağlayarak görseniz bile öldürün diyor. Böyle bir emir çıkıyor. Ama işte Resulullah Efendimiz o merhamet deryası, o merhamet denizi Hazreti Vahşi'yi de affediyor. Hebbar'ı da affediyor. Hebbar bin Esfer'i de affediyor. Ebu Süfyan'ı da affediyor. Hint'i de affediyor. Hint, Vahşi'ye Hazreti Hamza'yı şehit ettiren kadın. Ebu Süfyan'ın eşi. Birçok kişiyi affediyor Resulullah Efendimiz. Ama biz La ilahe illallah Muhammeden Resulullah derken işte Resulullah Efendimizin maalesef hayatını örnek alamıyoruz. Sahabe-i İkram Efendilerimize Resulullah Efendimiz diyor ki, buyuruyor, Sahabe-i İkram Efendilerimizi görseler ahir zaman ümmeti onlara deli derler. Sahabe-i İkram Efendimiz de ahir zamanı görseler onlara mümin demezler. Şimdi işte biz Resulullah Efendimiz'i Peygamberimiz kabul ederken amenna ve saddakna hayatımıza maalesef onun hayatından bir şeyler katamıyoruz. Yani kaba tabirle tabiri caizse haşa, sümme haşa, yanlış anlaşılmasın bu sözüm. Tasdik var, uygulama yok. İcraat yok. Yani şu yüzüğü mesela parmağa takmak, niyet önemli biliyorsunuz. Niyette bunun sünnet-i seniye olduğunu bilerek ve onu idrak ederek takmak var. Bir de süs olarak takmak var. Evet. Yani kapanmak Allah'ın emri olarak kapanmak var. Bir de kapanmak bana yakışıyor diyen ablalarımız, kardeşlerimiz de var. İşte bu niyetlere çok dikkat etmek lazım. Çünkü bugün ahir zamanda insan olmak zor, Müslüman olmak zor ve Allah Azze ve Celle Tin Suresi 4'te biz insanı en güzel biçimde yarattık buyuruyor. Ve zaman içinde en güzel yaratılmış bizler kendimizi bazı yani fani, fuzili şeyler için kirletiyoruz. Nedir? Bu işte şandır, şöhrettir, paradır, mevkidir, makamdır. Evet. Aslında bunların hepsi boş hocam ya. Yani. Bakıldığında? Bakıldığında boş ki padişahlarımızdan bir tanesi, büyüklerimizden ben öldük, vasiyet bırakıyor. Diyor ki ben öldükten sonra bir elimi tabutun dışına atın. Görsünler ki diyor bak ben sultan bile eli boş gidiyorum bu dünyada. Kanuni Sultan Süleyman demiş. Evet. Yani bir sultanken bile hiçbir şey götüremiyorsun. Evet. Nasıl bir söz vardı? Çok yaşıyormuş gibi bu dünya için. Ölecekmiş gibi de ahiret için de. Yarın ölecekmiş gibi ahirete, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya çalışın. Biz bunun tam tersini yapıyoruz. Evet. Medine yolunu derken de Medine yoluna varamadım, Can Muhammed'i aramadım diye bir eser geldi aklıma da. Okuyalım mı? Okuyalım inşallah. Son zaten bir şeyler söyleyecekseniz hocam kapatacağız programımızı çünkü. İnşallah başka bir programda görüşürüz. Güzel bir program oldu. Allah razı olsun. Teşekkür Allah ederim. Allah sizden de razı olsun. Hayırlı cumalar diliyorum bütün izleyenlere. Ben de İsmail Hocam her zamanki gibi Allah razı olsun. Zaten İsmail Aslanar Hocamızla zaten ortak projemiz bu. 362'de yapmış olduğumuz proje. Allah razı olsun. Beraber elimizden geldiği kadar hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah dilimizin döndüğünce. Uğur Mercimek kardeşimize teşekkür ediyoruz. Teşekkür Yalnız ederim. Bırakmadı bizi. Sağ olsun. Var olsun. Eksik olmasın. İnşallah tabii başka programlarda görüşmek dileğiyle sizlere Allah'a emanet ediyorum. Eserle bitireceğiz inşallah. Hocam eşlik edersiniz değil mi? İnşallah. Memnun olurum. Medine yoluna vardım, Can Muhammed'i aradım.
Medine yoluna vardım, Can Muhammed'i aradım. Onu görmekmiş muradım, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında, 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 güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Resulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor. Resulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor. Bastığım yerler yanıyor, Medine'nin yollarında, Medine'nin yollarında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Yollarında, yollarında, güller açmış ravzasında. Medine bakar Mekke'ye, gönül onun sevdasında. Hu.